Merhaba arkadaşlar, seriye kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi önceki bölüme gelen yine birkaç tane yorum var. Onlarla başlayalım müsaadenizle. Sevgili Cem Denizcan demiş ki, Ali abi eline sağlık, güzel bölümdü. Mesele senin oyunu oynaman, yoksa hangi build'i yaptığın değil. Monotonluk kısmı tabii ki olacak. Biz zaten seninle beraber oynamayı seviyoruz. Saygılarımla demiş. Abicim saygılar bizden. Şöyle ki, ben hangi build'i yaparsam yapayım fark etmez. Yani Sinsu okçu başladık, öbüründe büyücü başladık vesaire. Yani o build'de zaten hiç ilerleyemedim ki. Siz de biliyorsunuz zaten. Sinsu okçu başlarım, 2 gün sonra elimde kılıç kalkan NPC'ye girişirim yani. Ben hep böyle oynuyorum. Dağınık seviyorum, biliyorsunuz yani. Eğer zaten videoları da beğenerek izliyorsanız ne mutlu bana. Yorumun için de teşekkür ederim. Sevgili Tayfun Acar'ın uzun bir mesajı var. Hatta soruları var. Abicim yorumuna cevap yazdığım için buradan tekrar okumayacağım. Yani kişileri de sıkmayalım diye. Ama sorun yaşayan arkadaşlar, özellikle bu ruh cevherleri topluyorduk sağdan soldan öldürdüğümüz NPC'lerin üzerinde ne işe yaradığını vesaire soranlar olursa diye kısa bir açıklama yapayım. Şimdi biz animasyon modlarını kurduğumuz zaman, bazı arkadaşlarımız farklı dövüş animasyonları vesaire bir şeyler de istemişti. Elden Ring isminde bir mod kurmuştuk hatırlarsanız. O modla gelen bazı özellik var. Bunlardan bir tanesi aslında evin dışında yapmamız gerekiyor ama çok önemli değil. Yani şurada iki tane özellik var. Bunlardan alttaki şey yapıyor. Ufak bir saldırı animasyonu gibi bir şey veriyor. Elinizde kılıç olması gerekiyor veya tekel bir silah. Şu da bir menüsü. O modun menüsü. Crafting item, learning item vesaire bir şeyler var. Neyse. Şimdi crafting item dediğiniz zaman modla beraber gelen itemleri buradan alabiliyorsunuz direkt. Ya, burayı kullanmak biraz hile gibi geldiği için bana, ben bunu daha önce hiç kullanmadım. Size de gösterme ihtiyacı duymadım açıkçası. Burada iki tane büyük kitabı var. Bunlar saldırı şeyleri veriyor, efektleri veriyor. Tabi elinizde kılıç olması gerekiyor vesaire. Aldığımız ruh cevherlerinden burada var. Sağdan soldan topladığımız. Bunlar ne işe yarıyor? Yine geliyorum şurada. Bize bu mod iki tane pasif beceri veriyor aslında. Onlar da burada mevcut. Ne işe yaradığına şuradan bakarsınız. Şu an mesela bu becerinin leveli 19'muş. Becerimizin levelleri 19'muş. Bunu arttıracağız. Bu yani saldırı biz çok yapmadığımız için, tekel kılıçla veya çiftel kılıçla çok saldırı yapmadığımız için bunları biz pek göremiyoruz ama tekel kılıç kalkan kullanan arkadaşlar illaki bunları kullanıyordur diye düşünüyorum. Onun için ben olaylara çok girmeyeceğim. Dediğim gibi şuradaki iki tane olay, bir tanesi menü, bir tanesi saldırı amaçlı. Bunun dışında tekrar gelelim o menüye. Şuradaki büyük kitaplarını okursanız farklı iki tane daha saldırı veriyor. Bunlar da yine aynı şekilde o saldırıların kıyafet gibi bir şey veriyor, ekliyor daha doğrusu size. Giydiğiniz zaman ilk saldırınızda bu hareketi mi, animasyonu mu veriyor? Öyle bir şey. Şu kısımda da tomaro diyebileceğimiz, yani tomarları var. Bazı yeteneklerin tomarları var. Bunları ekliyor. Yani direkt size eklemiyor aslında. Geçici olarak bir büyü veriyor. Siz onu anlık olarak o anda kullanabiliyorsunuz. Normal tomar mantığı yani kısacası. Şuradaki iki olayda biri tılsımlama tezgahını açıyor. Bildiğimiz tılsımlama tezgahı. Biri de simya tezgahını açıyor abicim. Ben bunları kullanmak istemiyorum dışarıda. Yani oyunun herhangi bir yerinde açabiliyorsunuz bu tezgahları ama ben kullanmak istemiyorum çünkü hile gibi geliyor abicim bana. Yani tasımlama tezgahının ya da simya tezgahının mantığı basittir. O tezgah olmadan o iş yapılamaz. Şimdi ben oyunun herhangi bir yerinde bunu açarsam ya hile yapmış olacağım. Ya bana öyle geldiği için ben çok kullanmıyorum. Ama bu seride belki neydi o? Project Aho modunda kullanabiliriz ihtiyaç duyarsak o da. Şöyle ki o moda başladığımızda, ki önceki bölümlerde tartışmasını yaptık. O moda başladığımızda yani 1 saat 2 saat o mekandan, o girdiğimiz mekandan çıkamayacağız. Bunun uyarısını yapan arkadaşlar vardı. Şimdi orada ihtiyaç duyarsak belki o zaman kullanabiliriz. Ki orada tılsımlama tezgahı vesaire bir şey bulamazsak tabii. O da ayrı bir konu. Neyse. Yine geldim. Aynı şekilde. Bu arada Z tuşuna basarak geliyorum. Zonguldak'ın Z'si. Yine bu da simya tezgahı. Bildiğimiz simya tezgahı. Herhangi bir yerde açabiliyoruz bunları.
Şimdi at çağırma ya da dua etme olayları vardı. Pardon, yanlış oldu. Kapat şunu. Yani bu sorular geldiği için tekrar üzerinde duruyorum. Yine büyüler penceresine gelip şurada güçler sekmesini açtığınızda burada dua etme, atı ıslıkla çağırma vesaire, son bindiğiniz bineği çağırır mesela. Bu da istediğiniz yerde dua etmenizi sağlar. Hatta uzun zamandır da dua etmiyorduk. Sizin sayenizde bir de imana gelelim. Mara lütfu %17,5 kazanmışız. Güzel abicim. Allah kabul etsin. Yani bu durumda mara kabul etsin demek mi doğru olur? Bilemedim artık. Neyse, Allah günah yazmasın. O da ayrı bir konu. Kalkaya abicim. Tamam. Yani kısacası ufak tefek şeyler ekledik. Ha, dediğim gibi biz çok kullanmadığımız için o dövüş animasyonlarını vesaire çok gösteremedim size. Ya yani umarım yardımcı da olmuştur bazı şeylere. Şimdi envanter durumumuz nedir? Önce bir bakalım, dur. 237 ne var abi benim elimde? Önce bunları bir atalım şuraya. %82'ye kadar düşürdük. Okey. Başka? Burada bir iki tane malzeme var. Aslında bunları satabiliriz. Dur. Şöyle yapalım. Şuna. Takotaya değil. Boş çantaya gel abi. Hiç yukarıya sandığa mandığa gitmeye gerek yok. Gel. Şimdi şapkayı buraya at. Kolyeyi at. Zenitar. Zenitar dursun mu? Bunları bir at. Şu an bunlarla işimiz yok. Kuvvet 10 puan artar. Bunu kullanmam nasıl olsa, at abi. Halis ise bunun görevi var. Duracak. Şapkaları at. Yüzükleri at. Okey. Simya eldiveni. Bu duracak. Bunları at. Başlı şapkası, bunu satacağız. Yakım yüzüğü. Aslında bunu da satabiliriz. Kullanmıyoruz çünkü bunları. Sinsilik belki durabilir. Simya tacımız. Bunu da satacağız. Altın kolye. Bunu içeriye at. Şu taşları da at abi. Peki. Simya kolyesi %16 bizim zaten. Okçuluk duracak. Okçuluk tacı duracak. Aslında okçulukla ilgili elimize bir şey yapabilir miyiz? Bir dakika, yüzde kaç gelecek? Gerçi taşları falan bıraktık. Neyse, tamam, o olaylara şimdi girmeyeceğim oyunun başında. Bu bölümü ilk önce bir şeye gitmek istiyorum. Hisar Koleji'ne. Oradan dur, hatta şuradan birkaç tane malzeme alalım, yine yanımızda bulunsun. Ağaç mantarı bir 30 tane kadar ver. Hatta 40 tane ver abi. Pulu mantar. Nerede? Pulu mantarımız nerede abi? Şu. 40 tane de bundan ver. Peki, sürüngen dokunacı. Okey. Bizden ne istiyordu? Ablacığım, bir müsaade eder misin ya? Ya dediğim gibi yani diğerini kullanırız ama ben çok taraftar değilim. Bulu mantar ve sürüngen dokunacıyla yapılıyor. Ha. Kaç tane yapalım mı ya? Şöyle birkaç tane yapalım yeter. 5 tane olsun yeter. Tamam. Gel bakalım. Ya elimizde bulunsun diye. Şunu kapat. Önce ıssız kente değil. Önce şeye gideceğim. Kışsar Koleji'ne. Ya sadece şu büyücülere bir bakıp çıkacağız. Kara ruh cevheri biraz harcadık çünkü. Kocaman mı? Kocamanları harcadık. Pardon. Kaç tane bulursak eğer. Kocaman veya kara ruh cevherlerinden alalım.
Tamam, hepiniz ayaktasınız, çok güzel. Batık nelerim var? Böyle bir bakalım abi. Aslında bu büyük kitapların hepsini almak istiyorum. Konuşamadım. Ama sonraki aşamada özellikle 400'lü falan şöyle bir çareyi geliştireceğiz daha sonra. Şampiyon iskelet değil. Şu büyükleri ver abi. Kocamanları ver. Başka bir şeye gerek yok. Peki, sende ne var? 3255 altın varmış. Ben sana şu tomarlardan bir satayım bir. Bu hançerler dursun abi. Bu hançerlerle kısımlamayı 100'e tamamlayacağımız zaman kullanabiliriz bunları. Onun için demir hançerleri biraz biriktireceğiz. Gel abi. Şuradan. 3200. 800'lerde şunu şöyle yapalım. Bir tane şundan atalım. 64 altın kaldı sende. Gel abi şuraya. Bir tane şundan sat. 4 altını var bu arkadaşın. 4 altınlık neyin var? Ruh cevheri parçası. Ver abi. Okey. Sen de dur. They say knowledge is his spells and incantations for those with the talent to cast. Sizlenme var mı? Soluk gölge, zihin görüşü, geç. Büyük ruh cevherini ver abi. Kocamanları ver. Başka bir şeye gerek yok. Ya bunları biliyorsunuz, tılsımlamada kullanacağız. Büyükleri de yedekte dursun. Çok önemli değil bizim için ama yedekte dursun abi. Gel. Nerede lan? Ben şunu bir yukarıya al. Böyle yap. 3000 altın. Kitabet yeteneğimiz arttı. Çok güzel abi. Böyle yapalım. Şöyle yapalım. 498 altın kaldı. Hadi bir tane bundan satalım. Aslında direkt satabilirim bir tane daha da. Kaç? 177. Bir tane yakut sat. Ya bunları satalım ya. Neyse. Bir mi yedi? 25 neyimiz var. Bir tane şundan satayım ya. Okey. Kurt kürkü. Sat abi ya, bir şey olmaz. Kaç kaldı? 2 mi? Al bir tane de deri şerit. Hadi iki tane olsun. Tamam, paramızı geri aldık kısacası. Okey. Paralda sende ne var? Elemental parlama. Aa, sen bunu bana ver. Parlama değil de patlama olsaydı, patlama vardı bir de herhalde. Ver abi, olsun, büyüyü öğrenirim. Önemli değil. Büyükleri almayacağım. Kocamanları alacağım sadece. Büyük yeteri kadar var çünkü kullanmadık. Bundan almayacağım. Büyükler dursun. 5859 mu? Yuh. Yuh abicim, yuh. Önemli değil. Hadi 50 altında benden sana bahşiş olsun. Tamam. Olur. Peki. Şimdi burada işimiz yok. Peki. Görevlere bakalım. Hırsızlar loncasından devam edebiliriz. Ana görev üzerinden ilerleyebiliriz. Şu an ana görevimiz ne abi? Lydia ile konuşacaktık. Onu da unuttuk. Neyse. Bir dahaki sefere gider konuşuruz. Aldığın duvara Sema Alem Tapınağı'na gideceğiz. Okey. Tamam. Bu bölüm bununla başlayalım. 15 dakika olmuş bu arada. Gel. Nereye gideceğim? Level alırsak gider eğitim alırız abicim. Tasımlama üzerine eğitim alacağız. Tasımlamayı hızlandıracağız. Buraya gideceğiz de buraya en yakın nere var abi?
Sanki şura gibi ya. Bir süredir dua etmedim. Edelim. Hemen edelim. Nerede edeyim? Burada mı edeyim? Açaydım kollarımı. Tamam mıyız? Yeterli mi? Dua etmediğimiz zaman sanırım şurada bir sıkıntı oluyor abici. Bir nedir o? Kötü bir etki gösteriyor burada. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir durum vardı. Abi right. Hop. Senin atın nerede? Sen atını niye getirmedin? Nereden gideceğim? Dümdüz devam. Heh. Sağdan gitsek sanki daha mı iyi olacak? Abi şöyle bir dur. Bu yoldan mı gitsem? Yok. Buradan mı gidelim? Nereden gidelim ya? Bir saniye. Sanki sağ taraftan şu şekilde gelmek daha mantıklı olacak gibi. Gel bakalım. Muhtemelen aynı yere çıkıyor ama. Dakota. Sen bana yetişirsin nasıl olsa ya, gel. Abicim sen bir in. Sen bir in. Biraz sonra bir şeyler olacak. Yeterli büyüklük bir şey yok mu? Nasıl ya? Nasıl yok? Bosunum benim. Çirkin mirkin ama iş görüyor ya. Ver abi onu. Gerisine gerek yok. Barbar zırhı. Bir arkadaşımız şey sormuştu. Savaşçı karakter hiç oynamadın. Daha doğrusu hayatta kalma moduyla hiç oynamadın gibisinden. Soranlar var. Olur abicim. Bir gün o da olur. Yani hayatta kalma modunu bir kere denedim ama şey, Creation Club'la gelen modu denedim. Diğerini değil. Çok hoşuma gitmedi açık konuşmak gerekirse. Ben doğru yerden mi gidiyorum? Doğru yerde sayılırım ya. Şuradan aşağı doğru gidelim. Ve bakalım. Doğru olmayabilir. Bilmiyorum. Çok emin değilim. Yanlış şeye hiç denk gelmedik. O garibime gitti. Ya yerlerini bulamadık. Burada bir mağara var. Bu yeni heykeller eklemiştik. Hatırlarsanız modlama videolarından. Onları hiç göremedik. Orada bir olay var. Ne oluyor? Kim kime vuruyor? Tamam mı? Attım. Abi geç onları. Şunu ver. Bunlar ne işe yarıyor bakarız abi. Daha önce bakmadık. Bunlara gerek yok. Ver abi.
Olur. Gerek yok. Gerek yok. Hançeri ver. Burada bayağı bir devirmişler ortalığı. Sandık var mı? Genelde sandık olurdu. Sandık göremedim. Attım. Ya ne şirin şeysin öyle ya. Hadi gidelim. Maşallah dediğimiz 10 saniye yaşıyor ya. Ben doğru yola mıyım? Hiçbir fikrim yok. Yanlış yoldayım tabii ki. Ben nereye gidecektim? Nereye gittim ya? Dur. Geri gel. Karşıya bir yere geçeceğiz ama. Gel bakalım. Gel Takuta gel. Yanlış yerlerde gezinip duruyoruz. Şuradan karşıya gitsen ne olur? Şansımızı deneyelim mi? Ne olur ki en fazla ölürüz. Çok yakından geldi diyecektim buradaymış. Ruh cevherini dolduralım diye. Niye bastın lan? Dur. Alabilir miyiz buradan? Hadi canım. Başladı. Nasıl ya? Neredesin? Göster kendini. Sen hangi ara gördün beni ya? Şimdi dokuyor. Abicim dalalım mı ortaya? Bizim ezberinle şey nerede acaba? Yani illa ben mi bir şeyler yapayım? Nasıl ya? Ya olur mu öyle şey?
Sinsilik yeteneğimiz artıyor. Hop. Ajdadılar. Çok mu yukarı attım? Nasıl ya? Takota. Kız beni bırakıp gittin mi sen? Neyse, madem öyle. Ben de ortalığı dağıt bakayım. Burada birileri var. Ne oldu? Kim kime saldırıyor? Nereden saldırıyor? Tamam, panik yapmayın, bana da saldıran var. Kim o? Dur abi, şöyle yapalım. Sen bir ortalığı dağıt. Geç abi. Olur. Var mı kimse? Tabii ki var. Aha! Abicim, dur. Sen orada kimle uğraşıyorsun ya? Sen bizden misin? Sen sanki bizdensin. Evet, sen bizdensin. Olur. Olur. Ver abi. Güzeli zincirli. Dinleyin. Geç onları. Bir sen eksiktin. Bir sen eksiktin. Nerede? Aha düştük. Dur. Dur lan, geliyorum, dur. Dur lan, beni bekleyin. Dur lan. Çıkabiliyor muyum? Sanki çıkamadım gibi. Hop. Nerede? Öldü mü? Yok. Ama ölmek üzere. Hocam. Hadi ama. Yapma bunu. Oldu o zaman. Alın lan. Bu final belki yaparız dedim ama yapamadık yine. Ver abi. Ver. Evet. Evet. Niye şaşırdın ki? Hadi gidelim. Buralarda bir şey var mıydı? Aşağıda mıydı? Hop. Burada bir şey yok.
Hemen içeri ver abi. Buralarda bir şey. Sandık vesaire. Görüntü de yok. Bunları lootlamıştım diye hatırlıyorum. Az önceki öldürdüğümüz şahıslar. Hepsini ver. Olur. Usluk. Parayı alırım daha iyi. Burada sandık yok. Bunu lootladık. Bunu hallettik. Ver abi. Demir hançeri ver abi, lazım olur. Buna baktık mı ya? Bakmıştık. Şurada bir çanta var. Hepsini ver. Şu arkadaştan şunu alalım. Ses ne ya? Çok gıcık bir ses geliyor. Neyse, gel bakalım. Nereden gideceğiz? Abi oraya çıkış nereden? Bir dakika. Tamam. Doğru olan seçili. Bana bir duru görüver abi. Nereden gidiyorum? Abi yolu gösterir misin bana? Yolu niye göstermiyor? Allah Allah. Neyse, gel bakalım. Ha, şurası tamam. Pardon ya. Tamam ulan, anladım. Sen de katil ol. Evet. Tamam. Burayı fark etmedim önce. Geliyor musunuz? Arkadaşlar. Sen onunla ilgilen. Bana gerek var mı? Şu birine de ben vurayım lan. Fırsat vermiyorlar ki ya, ben ne yapayım? Buradan nefes alma iksiri. Sonraki bölümlerde işimize yarayacak. Ver abi ver. Burada bir şey yok. Ver abi. Simya malzemelerini her zaman sevmişim. Bunu da aldım. Başka? Gidiyor muyuz?
Söyleme beni. Senin yüzünden oldu ama. Basınç tabakalarını şey yapmadık, seçmedik yetenekleri de. Onun için yavaş yavaş ilerlemekte. Tamam, dikkatli olurum. Yavaş yavaş ilerlemekte fayda var. Bu sembol üzerinde gideceğiz. Yani bunun benimle alakası yok. Ben bir şey yapmadım. Olur. Hadi. Tamam mı? İşte meşhur Sema Alem Tapınağımız. Ne var? Ver abi. Hedefin sağlık ve kuvveti 20 ayas hasarı alır. Citizen usturası. Vay, bu da mı varmış? Bunlar beraber gerisi sende kalsın. Korundonu alalım mı? Bazen lazım oluyor. Dur. Alalım. Ne olur lan? Yalnız senin sesin çok az geliyor ya. Havadan dolayı mı? Hadi gidelim o zaman. Geliyor musunuz? Aklımdayken şurada bir şey vardı. Tekrar saldırı yeteneğimiz arttı, güzel. Ver abi. Ejder bela. Ver abi. Hepsini ver. Dakota. Tatlım. Seninle bazı şeyleri takas edelim. Normalde bu zırh setinden elimizden vardı ama bedava olunca yani dayanamadım. Bir de ejder belayı verelim mi sana? Gerek var mı? Let's get going then. Ya sen de şimdi bu üstündeki kıyafeti sevdin yani, değil mi? Zırhı daha doğrusu. Onun için değiştirmiyorsun. Still here. Hadi gelin, haydi. Ya saati ileriye almak istiyorum. Sırf şunlar çabuk gelsin diye. Bir saat ileriye alacağım. Hani bölüm uzamasın diye. Ama yine gelmediler. Böyle bir durum var. Neyse, bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Back to the beginning of time, when Alduin and the dragon come.
Baldur's defeat is the centerpiece of the Baldur. You see, here is fallen from the sky the Nord Tongs, masters of the voice, are arrayed against him. So does it show how they defeated him? Isn't that why we're here? Ah, patience, my dear. The Akaviri were not a strange force of people. Everything is couched in allegory, mythic symbol. Yes, yes. This here, coming from the mouths of the Nord heroes, this is the Akaviri symbol for shout, but there's no way to know what shout is meant. You mean they used a shout to defeat Alduin? You're sure? Oh yes, presumably something rather specific to Krakens, or even Alduin himself. Remember, this is where they recorded all the new of Alduin. So we're looking for a shout then? Damn it. You ever heard of such a thing? A shout that can knock a dragon out of the sky? I was afraid. I guess there's nothing for it. I hope to avoid involving them in this. If they had their way, you do nothing but hızlı geçeceğim buraları. The Greybeards are so tamam, sen de gel. Have they no. And trust me. Tamam, ulan uzatma. Think of Tiber Septim. Do you think he'd have founded the empire? Good. Your dragonborn. Tamam, anladım. Anladım. Alo, sana da kaydıyor. 85 tecrübe puanı kazandık. Yeni bir görevimiz var. Peki. Bir yan görev mi yapalım? Our own history. Tamam mı? Hadi gidelim o zaman. Tamam, burada işimiz bitti. Görevlere bakalım. Basit yan görevlerden bir tane yapacağım. Bu biraz zorlar bizi. Zaman alır. Onu geç. Bunu da geç. Nocturnal'ın gri maskesi görevini yapabiliriz. Bunu yapalım abi. Aslında bölümü bitirmeden önce level almaya çalışacağım. Bir gidip eğitim alacağız yine. Ya bir ana göre bir yan görev şeklinde ilerleyebiliriz. Gel abi. Peki. Nereye? Rift'ine gideceğiz önce. Değil mi? Ama şu altın tepe çiftliğine uğrayalım. Ya da gel. Entry'ime uğra. Zırh setini oraya bırakalım abi. Yeni aldığımız zırh setini. Takota. Gel tatlım, gel buradayım. Ejder Bela'nın bir yeri olacaktı burada. Şöyle bir bakayım. Burada değil. Bunlardan biri değil. Ejder Bela'yı buraya bırakalım. Neredesin? Neredesin? I'm right behind you. Sen. What do you want me to carry? Bunlar sende dursun. Şunları bana ver. Lead on. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş abicim. Bunlardan birini ekleyelim. Gel abi. Okey. Yalnız bunların hepsi niye böyle yan duruyor ya? Düz durmaları gerekmiyor mu? Hepsi yan duruyor abi. Enteresan. Gel bakalım. Doğru, buna gidelim. Şu bölüm bitirmeden önce şeyi yapalım.
Eğer doğru şeyi seçilirse Nocturnal'ın gri maskesi. Ha pardon. Önce notu okuyacağız. Dur. Okumadığımız ne var? Şunu okuyalım bir. Sonra hırsızın notu. Şu. Direnciye parolayı söyle. Okey. Tamam. Ya önceki serilerde okuduğum için, hatta Cengiz Han serisinde miydi? Bütün hepsini sıfırdan okuduğumuz için bu seride bu notları okumayacağım. Okumak isteyenler videoyu durdurup okuyabilirler. Peki. Gel. Nereye gidiyorum? Issız kente gideceğim. Direnciye parolayı söyle. Gel abi. Gidelim. Şuradan. Şunu al. Şunu da al. Bunlar bize lazım olacak. Gölge seni gizlesin. Of course. Teşekkürler. Yabancının notunu oku. Bakalım abi. Nimenor'u anahtarı sana vermesi için ikna et. İkna kabiliyetimiz iyidir ama. Dur bakalım. Nereye gideceğiz? İçeride misin, dışarıda mısın? Gel bakalım. Bully's around. Oh, now that can't be good. Thank you. Here, this is for you. Kolay oldu. Tamam. Evde kimse var mı? Umarım kimse yoktur. Nereye gideceğim? Yanlış yer. Tukata mı? Dakota, müsaade et tatlım. Merhaba. Hepsini alırım. Olur. Bunu almaya gerek yoktu sanırım. Dur, şunu okuyalım. Sahte senet alın. Nerede? Nerede abicim? Şu. Okey. Peri Kur'un evini incele. Olur. Gel abicim. Gel bakalım. Perikur, ıssız kente mi gideceğiz yine? Sanırım ıssız kente götürecek. Akşam saatlerinde olursa sıkıntı yaşarız. Güzel. Gündüz vakti. Sen nereye gidiyorsun? Etmek istememiştim ama. Neyse. Mara sizi korusun. Ya. Kapı zaten açık değil mi abicim? Teşekkürler ya.
Evde kimse var mı? Umarım evde kimse yoktur. Üst katta bir şey var. Gel gel, yukarıya çıkacağız. Görmüşken şunu bir okuyalım. 3 tecrübe puanı kazandık. Şurada var mı okumadığımız? Okumadıklarımızı bir okuyalım abi. Bunların hepsini okumuşuz. Kalmayalım. Kimse yok. Güzel. Senedi gizliden ya parayla ya da ikna yoluyla al. Tamam, alırız abi, o kolay. Bunu almama gerek yok sanırım. Gel bakalım. İkna kabiliyetimiz iyidir ama gizliyi kandırabilir miyiz bilmiyorum. Başladığımız yere mi döndük? Dur. Buranın inişi neredendi ya? Şuradan mı? Ya şimdi ben buradan dışarıya atlarım da Dakota atlayamaz. Yerde geliyor. Şöyle yapalım. Dakota. Yani. Diğer kapıdan çıkacağım abi. Ya bu kız çok güzel ya. Oh, yanlış yer. Aslında Mavi Saray'ı aktif etse miydik? Orada da bir görevimiz var ya. Gelmişken onu da yapalım mı? Ama göreve sadık kalalım. Önce bu görevi bitirelim, ondan sonra bakarız abi. Zaten bölüm uzayacak gibi duruyor. Gizli? Neredesin tatlım? İkna kabiliyetimizi need something? Yok canım yok. Seninle işim yok. Hello, I'm Gizli. Biliyorum. You can just call me Erica's sister. Yes, my older brother and the person you probably but really since Torig's death. Tamam. It would seem so. İkna'yı deneyelim. 8000 altın ne ya? Nah, I don't think so. Hadi canım. Welcome to the center of the world. It would seem so. 8000 altın da verilmez ki buna. Sonunda ben o parayı geri alacağım mı? O paradan yana sıkıntımız yok ama. Gold solves most problems, doesn't it? Neyse. Ne oluyor lan? Tamam. Have you met my dear brother Erica? Ya görev yürüsün diye aldım açık konuşmak gereksinler. Normalde almazdım yani. Abi yarasın. Teşekkür ederim. Nerede? Burada. Burada.
Papi, oğlum sen neredeydin lan? Oğlum musun, kızım mısın? Sen uzun zamandır yoktun ortada ya. Sen ne için? Bu da papi. Lan hanginiz benim papimsiniz? Sensin, tamam. Tamam. Peki. Ata kılıcını al. Nerede? Fenerle cesette anahtar ara. Okey. Okey. Tamam. Nereye gidiyorum? Dur. Abo. Yapacak bir şey yok. Buradan oraya gideriz abi. Gel. Sen hazırlıklı ol abi. Ne olur ne olmaz. Bunu da alalım. Yolumuz aydınlansın. Gelecek misiniz? Şey yok, şey yok. Şey yok. Burada dev kampı var. Bizim yolumuz şura. Düz devam edeceğiz kısacası. Tamam, panik yapmayın. Alt üstü bir ayı. Panik yapma. Kaçma, gel buraya. Kaçma lan. Ulan ayı kaçar mı be? Ağacın arkasına saklanıyor, bak hele. Tamam, yok öyle bir şey. Ver abi. Oo, güzel. Bir ejderha sesi duydum sanki. Yakınlarda bir şeyler var. Aktif edelim mi? Ya buralarda aslında ışınlanabileceğimiz birkaç tane lokasyon olsun diye içeriye girmeden aktif edebiliriz. Örneğin şuraya yakınmış. Şurayı bir aktif edelim. Tamam. Gel 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 gel. Hiç şey yapmaya gerek yok. Ya göreve bağlı kalmak istiyorum açıkçası. Onun için. Ama görev de orada mı lan? Dur bakayım. Evet, görev de oradaymış zaten. Gel. Hocam şimdi mi geliyorsun, sonra mı geleceksin? Ona göre bak, göreve gideceğim. Uzaktasın, yok. Ben şurayı halledeyim. Kardeş. Seninle anlaşabilir miyiz? Çok anlaşabiliriz gibi durmuyor. Bırak lan kızı. Ver abi. Biraz sırtından vurmuş gibi oldum ama kusura bakma. Olur. Demir tantu. Geç. Hadi girelim. Böyle yapalım. Oo, bayağı olmuş. Bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Yani bölümü bayağı uzatacak, içeriği temizlemeyle uğraşırsak.
Görevin devamını sonra getiririz. Sonraki bölümde muhtemelen tılsımlama üzerine tekrar eğitim alabiliriz. Şöyle bakayım. Level almak üzereyiz çünkü. Az bir şey kaldı. Tamam. Sonraki bölüm neyse kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, aşağıya da ufak bir yorum atmayı unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.